Merhabalar değerli arkadaşlar. Haftanın ilk gününün akşamında yeni bir dolar TL analiziyle birlikteyiz. Bu akşamki veya bu analizimizdeki dolar TL'nin ana başlığı yarınki FED toplantısından çıkacak olan sonuç ve bu sonucun ülkemize gerek borsa gerekse dolar TL bakımından ve dünya genelindeki etkileri. Sevgili arkadaşlar, her hafta dolar TL'yi farklı bir başlık altında izliyoruz. Geçen hafta Merkez Bankamız ve Fitch'in kararları derken bu hafta da yarınki Amerikan Merkez Bankası Fed'in yapacağı toplantı ve bu toplantı sonrasında Başkan Jeremy Powell'ın yapacağı açıklamalar gündemde önemli bir yer tutacak. Sevgili arkadaşlar, öncelikle Fed faiz artırınca ne oluyor? Artırmayınca ne oluyor? Öncelikle bu konuya teorik açıdan bakalım. Bu teorik açıklamalardan, kısa bir teorik açıklamadan sonra ise olayın piyasalara etkisi ve gerçek anlamda fiili olarak bu açıklamalar sonrasında gelecek olan kararlar sonrasında nasıl bir şekillenme görebiliriz konusunu incelemeye başlayalım. Arkadaşlar, öncelikle belirtiyorum, şu anda teorik olarak Fed'in faiz artırımlarının nasıl etki ettiğine değiniyorum. Arkadaşlar, Fed'in faiz artırımlarının dünya genelinde etkileri veya Türkiye piyasalarına etkileri ne oluyor dedik. Ve Fed faiz artışı yaptığı zaman veya bu faiz artışı yapacağına dair piyasa uzmanları tarafından bir beklenti oluştuğu zaman dünya geneline yayılmış olan dolar kendi ülkesine, yani risk alma iştahından vazgeçerek yüksek faizden, kendi ülkesindeki kendi bankalarının vermiş olduğu yüksek faizden istifade etmeyi düşünmek üzere kendi ülkesine doğru bir geri dönüş yaşamakta. Yani güvenli limana geri dönmek istiyor. Özellikle de doların, sıcak para olarak bildiğimiz bol doların gelişmekte olan ülkelerden avantaj elde etme dediğimiz risk iştahından kurtulup gelişmekte olan ülkelerden bu paraların çekilmesi ve ardından da kendi ülkelerine geri dönüşleri anlamında gelişmekte olan, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden yabancıların para çıkışları gözleniyor. Ve doğal olarak da bu parayı ortaya çıkarabilmek için de borsalarında, tahvillerinde satışlar yaşanmakta. Bir sonraki başlık olarak Fed'in faiz artış ihtimali veya beklentisi azalır ise, yani Fed'in artık faiz artırmayacağına yönelik bir kanaat ortaya çıkar, bu beklenti gündeme gelirse, aynen de şu an içinde bulunduğumuz tablo gibi. Biliyorsunuz, içinde bulunduğumuz günlerde Fed'in önümüzdeki takvime yönelik 2019 yılına yönelik olarak faiz artışlarına ara vereceği, bu artışları sonlandıracağı noktasında bir takım yoğun beklentiler oluştu. İşte bu noktada arkadaşlar, dünya geneline yayılmış olan dolar kendi ülkesine dönmek yerine, artık orada uygun bir faiz oranı olmadığı için dünya geneline yayılmak ve daha fazla para kazanmak adına özellikle ve özellikle gelişmekte olan, bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri tercih etmeye başlıyor. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere ise para girişleri başlıyor. Aynı zamanda Türkiye içinde bir para girişi yaşama ihtimali oluşmuş oluyor. Zira Türkiye'de gelişmekte olan bir ülke, faizleri yüksek olan bir ülke, kendi ülkesinde uygun faizi bulamayan dolar, bol miktardaki dolar Türkiye'yi tercih edebilir. Yani yabancı kaynak girişi olabilir. Dolayısıyla bu yabancı kaynak girişinin bir kısmı Türkiye'deki yüksek faizleri tercih ederken bir kısmı da borsayı tercih edebilir. Borsaya alım gelebilir. Arkadaşlar, Fed'in faiz artışını 3'ten 2'ye düşürebileceği ihtimali ve beklentisinin oluşmaya başladığı şu günlerde ifade etmiş olduğum gibi dünya geneline yönelik bir risk iştahının artması, yabancı ülkelere yönelik para girişlerinin başlıyor olması vesaire şeklinde bir takım olumlu beklentiler söz konusu olabilmekte. Şimdi değerli arkadaşlar, buraya kadar anlatmış olduğum husus faiz artışı veya faiz artışının azalma ihtimali, faiz artışlarının yapılmaması noktasında piyasaların yaşayabileceği etkiler idi. Şu an içinde bulunduğumuz tablo itibariyle arkadaşlar, Amerikan Başkanı Sayın Trump veya Trump Beyefendi
Jeremy Powell'ı sevmiyor. Yani Fed başkanını sevmiyor. Niye sevmiyor? Çünkü Amerikan başkanı faiz artışlarından hoşlanmıyor. Faizlerin artışı noktasında kararlı bir şekilde bugüne kadar hareket etmiş olan Fed'in politikalarını eleştiriyor ve biraz daha ileri gitmek kaydıyla yarınki toplantının hemen öncesinde son 2-3 gün içerisinde hatta bugün dahi attığı tweetlerle diyor ki eğer ki faiz artışı yapılacak olursa bu bir aptallıktır ve piyasayı hissetmelisin diyor Fed için. Burada neyi kastediyor? Amerikan endekslerinin ciddi şekilde bir düşüş yaşamış olmasını, hisse senedi piyasasının faizlerin artışı noktasından hiçbir şekilde hoşlanmayacağını, paranın faizlere yönelme ihtimali nedeniyle hisse senedi piyasaları ve de ticari piyasalarda önemli hareketliliklerin olmayacağı düşüncesiyle Trump diyor ki faiz artışı kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir politikadır diyor. Hatta daha da ileri gitmek üzere diyor ki Trump, şu an Çin ile yaşamakta olduğumuz kriz Amerika ekonomisi için ne kadar önemli bir tehlikedir biliyorsunuz ama Fed ve Fed'in şu anki faiz artışı yönündeki politikaları Amerika-Çin ticaret savaşlarından daha tehlikelidir diyecek kadar bu konuya kararlı bir yaklaşım göstermekte. Şimdi değerli arkadaşlar, evet yarınki toplantı Trump'ın bu psikolojik baskısıyla başlayacak. Fed bu baskıdan etkilenir mi? Başkanın bu söylemlerini ciddiye alır mı, almaz mı? Orası müpem bir konu. Onu bilemiyorum. Fakat şöyle bir gerçek var arkadaşlar. %75 olasılıkla, bakınız %75 olasılıkla Fed yarın faiz artıracak şeklinde uzmanların bir görüşü var. Benim şahsi kanaatim Fed yarın %100 faiz artışı yapacak. Beklenti 0.25 puan üst şeklinde bir faiz artışının olacağı yönünde ama yine diğer bir beklenti 2019 yılında Fed'in faiz artırımlarını 3 defa değil de 2 defa hatta 1 defaya düşürebileceği noktasında. Ve yine uzmanların ortak olarak birleştikleri bir nokta daha var ki diyorlar ki etkin uzmanlar diyelim, sözü muteber olan yabancı uzmanlar diyelim. Onlar Aralık ayında yani yarın yapılacak olan Fed toplantısında faiz artışı olacak. Mart ayında kadar Fed ortamı bir gözleyecek. Belki Mart ayında, belki Haziran ayında bir artış daha yaptıktan sonra 2019 yılını artık hiç faiz artışı yapmadan geçirecek. Şimdi arkadaşlar, bunlar uzmanların, piyasa uzmanlarının yarına dair ve yarından sonraki Fed'in atacağı adımlara dair beklentileri. Şimdi bir önemli husus daha söz konusu oluyor. Fed yarın takvime uygun bir şekilde 0.25 puanlık bir faiz artışı yapar. Ama bundan daha önemli olan bir başka nokta var. Bu toplantı, bu faiz kararını deklare etmesinden sonra, sanıyorum yarın Türkiye saatiyle 22 civarında bunu öğreneceğiz. Bunu deklare etmesinden sonra nasıl açıklamalar yapacak? Yani faiz kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamanın ardından bu açıklamanın altını nasıl dolduracak? Faiz artırmış, indirmiş, sabit bırakmış vesaire. Bunun gerekçelerini nasıl anlatacak? İşte arkadaşlar esas önemli olan konu bu. Fed daha önceki toplantılarında FOMC tutanakları dediğimiz tutanaklarda hep şunu söylüyordu. Sıkı bir politika izlenmek durumunda, sıkılaşmaya gitmek durumundayız ve Merkez Bankamızın bütçesini daraltmak, küçültmek zorundayız demişti. Sanıyorum hafızam beni yanıltmıyorsa da her periyotta 50 milyon dolarlık bir bütçe daraltmasına gidiyorlardı. Şimdiki toplantıda eğer FED şu ifadeyi kullanırsa ki biz bu ifadeye güvercin ifadesi diyoruz. Daha yumuşak, daha ılımlı, piyasalara biraz daha dost olabilecek bir yaklaşım olması nedeniyle güvercin ifadesi kullanılıyor. Eğer FED yarın akşam şunu söylerse, evet ben bu akşam faiz artırdım ama önümüzdeki süreçte piyasaların gidişatına bakacağım. Eğer enflasyonda bir sorun görmüyorsam, işsizlikte bir sorun görmüyorsam, ekonomik büyümede bir sıkıntı görmüyorsam
bu faiz artışlarına devam etmeyebilirim. Bir mola verebilirim şeklinde yumuşak söylemli bir açıklama olur ise bu durumda zaten piyasanın genel anlamda beklediği Fed'in bu artışlara ara vermesi, mola vermesi şeklindeydi. Bir de bunu Fed yetkilisinin, en baş yetkilisinin Jeremy Powell'ın ağzından duyacak olur ise işte bu durumda arkadaşlar Fed faiz indirmişcesine bir etki yaratır. Fed'in faiz indirmesi veya faizleri sabit tutması veya artırmamasının piyasalara olan etkisi neydi? Doların Amerika'daki bankalardan çözülüp dış dünyaya açılmasıydı. Buradan biz de istifade edebiliriz diye umutlanıyoruz. Biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz. Oradan çıkacak olan bol paradan biz de pastadan bir pay kapabiliriz şeklinde umudumuz mevcut. Bu noktaya kadar teorik bağlamda her şey güzel görünüyor olabilir. Peki arkadaşlar, bir de olayın diğer boyutuna bakalım. Fed yarın 0.25 puan değil de bir taraftan Trump'ın baskıları var, bir taraftan da takvime göre, yani daha önce açıklamış olduğu takvime göre 2018 yılında artırması gereken faizler var. Ha, şunu da ifade edeyim, Fed yarın ben faiz artırmadım, faizleri serbest tuttum, sabit bıraktım derse hiç kimsenin gidip de vay efendim niçin sen faizleri artıracakken artırmadın şeklinde hesap sorması gibi bir durum söz konusu değil. Ama dediğim gibi %75 olasılıkla piyasa uzmanlarının beklentisi yarın bir faiz artışı yapacağı yönünde. Burada bir önemli nokta gündeme geliyor arkadaşlar. Belki de yarın FED, bu benim yine şahsi tahminimdir. Belki de yarın FED bir yandan Trump'ın veya ABD siyasilerinin baskısıyla faiz artışlarına yönelik olan söz konusu bu baskıyı bir nebze karşılayabilmek, bir nebze ona yanıt verebilmek bakımından ve birazcık da piyasanın isteğine daha erken bir yanıt verebilmek, özellikle ve özellikle Dow Jones üzerindeki çok ciddi satış baskısını bir nebze olsa kırabilmek bakımından yarın 0.25 puan değil de belki de 0.10 puanlık bir faiz artışı yapabilir. Yani faiz artışı yapmamasını beklemiyorum ama bir ihtimal 0.10 puanlık bir faiz artışı yapabilir. Değerli arkadaşlar, Fed genellikle faiz artışlarını 0.25 ve katları şeklinde yapmakta. Ben çok tanık olmamışımdır 0.10 puanlık, 0.5 puanlık faiz indirimi veya artışı yaptıklarına. Çok fazla görülen veya uygulamada tercih edilen bir oran değildir ama böyle bir olasılık da teorik olarak mümkündür. Bu tarz bir faiz artışı yapmasını engel olabilecek herhangi bir kriterde bulunmamakta. Şimdi arkadaşlar, konuyu bu noktadan kendi piyasalarımıza çevirelim. Evet, yarın Fed 0.10 puanlık bir faiz artırdı diyelim. Bunun anlamı zaten Fed görünüyor ki 0.25'ten bile 0.10'a düştü. Belli ki önümüzdeki günlerde de faiz artışlarına mola verecektir diye bu konuda kanaat çok fazla güçlenir. Bu kanaat güçlendiği zaman arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Doların dünya piyasalarındaki değerinde bir gevşeme olmaya başlar. Niçin? Bir şey bol olursa fiyatı ve değeri de düşük olur. Yani Amerika'daki dolar dünya geneline yayılmaya başlarsa bu durumda dolar bollaşacaktır. Bol olan bir şeyin de fiyatında bir düşüş olacaktır. Biz bunu ilk olarak nereden göreceğiz arkadaşlar? Euro dolar paritesinden göreceğiz. Euro dolar paritesi şu anda 1.1369 seviyelerinde. Şu anda saat 22 arkadaşlar. 22 itibariyle 1.1369 seviyesinde. Ve bugün euro dolar paritesinin 1.14'lere kadar ulaştığını gördük. Böyle bir tabloda yarın Fed'in bu belirttiğim şekildeki açıklamaları sonrasında biz euro dolar paritesini 1.15'lere doğru bir atak yapmış şeklinde görebiliriz. Yani dolar evveliyatta euro karşısında değer kaybetmeye başlar. Ve tabii ki diğer ülkelere de dolara olan duyarlılıklarıyla eş orantı içerisinde bir doların değer kaybettiğine, ülke para birimlerinde bir değerlenme olduğuna tanık olabiliriz. Gelelim Türkiye'ye. Evet, Türkiye cuma gününden bugüne kadar son 2 gündür dolarda 5.35 civarlarında bir seyir görmekteyiz. Bugün en düşük 5.33'lere kadar bir geri çekilme oldu. 5.40'ı aşamıyoruz. 5.30'un da aşağısına inmek istemeyen bir dolar seyrimiz mevcut.
Dolayısıyla biz de Amerika'yı bekliyoruz, Fed'i bekliyoruz. Evet, yarın Fed dediğim gibi bir karar açıklarsa biz de dolar düşer mi? Düşerse nereye kadar düşer? Değerli arkadaşlar, hemen şu hususa bir saptama yapmak istiyorum. Teorik olarak, teori kelimesini sürekli kullanıyorum dikkat ediyorsanız. Kitaplarda yazan şekliyle, bilimsel teorik sistem dahilinde bir şey nasıl olduğu farklıdır, piyasalara nasıl yansıyacağı farklıdır. Bir de hangi ülkenin piyasasına nasıl yansıyacağı farklıdır. Her ülkenin kendine göre bir özeli vardır. İşte arkadaşlar, bizim ülkemizin de kendine göre bir özeli var. Amerika'da para bollaşacaktır ama bu bollaşan para hangi ülkeye gideceğine yönelik ince ince karar verecektir. Yani hangi ülkeye gitsem daha çok para kazanabilirim, hangi ülke daha çok yatırım yapmaya değerdir diye. CDS'leri 400'lere ulaşmış, büyüme oranı ciddi şekilde geri çekilmiş, önünde bir seçim riski bulunan Türkiye gibi risk katsayısı yüksek olan bir ülkeye gitmekten imtina edebilir veya A ülkesine %10 oranında bir pay aktaracakken bize %2 oranında bir pay aktarabilir. Bunu bilmek mümkün değil arkadaşlar. Onun için bu hususu özellikle ve özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum ki bu kararın ardından dolar TL'de bir gevşeme olabilir. Fakat bu gevşeme çok ileri boyutlu, doları 5 seviyelerine kadar getirecek, hatta 5 seviyesinin aşağısını da gösterecek vesaire vesaire gibi senaryoları konuşmaya dahi gerek görmüyorum. Benim şahsi görüşüm, evet, bir geri çekilme, bir gevşetme yaratabilir. Bu durum ne olabilir arkadaşlar? 5.30'un aşağısı belki kısa bir süreliğine görülebilir. Nereye kadar görülebilir arkadaşlar? Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi haftalık pivot seviyemiz 5.35.87 seviyesini pivot seviyesi olarak belirlemişti. 5.29-5.30 seviyesi bildiğimiz bir destek noktası. Bunun aşağısında ise 5.20-5.21 seviyesi var. Günlük pivot bazında bakacak olursak ise arkadaşlar, şu anki canlı pivot verilerini ben piyasa kapanışı verileri olarak değerlendiriyorum. Böyle olduğunu varsayalım. Yine 5.35 seviyesinde bir pivot seviyemiz var. 5.31.50 civarlarında birinci desteğimiz var. 5.29 ve 5.25 bir pivot desteği konumunda bulunuyor. Arkadaşlar, benim görüşüm şu. 5.30'un aşağısına bir sarkma olabilir. 5.25 ila 5.30 aralığı görülebilir. Eğer ki FED faiz artırımı yapmayacağına dair net ve kesin açıklamalarda bulunur ise. Bakın, bir kez daha söylüyorum. FED'in yarın yapacağı, atacağı adımdan daha da önemli olan toplantı, bu kararın açıklanmasından sonra Jeremy Powell'ın bu karara yönelik olarak gerekçeler hususunda neler söylediğidir. Bir kere daha ifade ediyorum. Şayet çok net bir mesaj verirse önümüzdeki yıl faiz artışlarına ara verileceğine dair çok net bir ifadede bulunur ise ve yine faiz artışını yarın 0.25 değil de 0.10 yaparsa veya hiç artırmazsa, bu durum doların lehine olacaktır. Ama bizim dolarımız açısından, Türkiye açısından ise bu hususun sınırlı bir geri çekilmeye sebebiyet vereceğini, bunun da en fazla 5.25 ila 5.30 aralığındaki bir bölge olabileceğini, hele hele 5.20'nin aşağısının ise hiçbir şekilde görülmeyeceğini şahsi görüşüm olarak düşünmekteyim bu kararın ardından, bu kararın etkisiyle. Farklı farklı etkenler ortaya çıkar da daha farklı bir takım durumlar söz konusu olur da doları çok da biraz daha aşağılara veya daha farklı noktalara taşıyabilir. O ayrı bir konu. Şu an konuştuğumuz konu FED, FED'in faiz kararı ve bu faiz kararının ne olabileceği, ardından da dolara nasıl bir etki edeceği hususu idi. Değerli arkadaşlar, dolar eğer 5.30 desteğinin aşağısına inecek olur ise bu bölge bir kısa süreçli, belki birkaç saatlik, belki bir iki günlük bir geri çekilme, bir gevşeme şeklinde değerlendirilebilir. Ama zannediyorum ki özellikle son günlerdeki dolarizasyon dediğimiz, gerek büyük yatırımcıların gerekse küçük yatırımcıların seçimlerin yaklaştığı bu süreçte 2019'daki zorlu ekonomik sürecimizin başlayacağı ve dış borç ödemelerimizin
bugünlerden itibaren peş peşi sıra geleceği, hazinenin ciddi bir sıkıntı yaşıyor olmasını gösteren, işte dövize dayalı tahvil ihraçlarının gündeme gelmiş olması, efendim kredilerle ilgili olarak bir takım düzenlemelerin yapılıyor olması, özellikle konut kredileri, vıdımık diye adlandırılan bir sistemin şu anda bankalar için bir umut kapısı olarak görülüyor olması gibi gibi sebepler hazinenin acil bir şekilde para toparlama ihtiyacında olduğunu göstermekte. Bütün bu faktörleri dikkate aldığımız zaman, ki bu faktörleri elbette ki ve elbette ki yabancı yatırımcılar da çok net bir şekilde dikkate alıyorlar. Bu sebepler dahilinde ben Merkez Bankası'nın atacağı bu adım her ne olursa olsun dolar için çok önemli bir kayıp sebebi olacağını düşünmüyorum. Zira ve zira şunu da çok iyi bilmek gerekiyor ki bir Merkez Bankası'nın 0.25'lik bir faiz indirimi veyahut da artırımıyla bütün dünya piyasaları şekillenmez. Dünya piyasalarında çok çok daha başka sorunlar var. Amerika ekonomisinin dahi resesyona gidebileceği, hatta ve hatta bilanço resesyonu diye adlandırılan şirketlerin ciddi şekilde sıkıntılar yaşayabileceğine dair söylemlerin gündemde olduğu, özellikle ayı piyasasına girme eğiliminde veya riski içerisinde bulunduğu söylenmekte olan ABD endekslerinin içinde bulunduğu koşullara da baktığımız zaman genel anlamda dünya ekonomisinde işler iyi gitmiyor. Hakeza Türkiye için de çok farklı bir şey söylemek mümkün değil. Bu nedenle Fed'in bu faiz artışı veya kararlarına yönelik çok büyük anlamlar bağlamamak gerekmekte. Zira 2 ay sonra çok farklı ekonomik koşullar gereği Fed çıkıp da düne kadar şunu söylüyordum ama bugünkü koşullar faiz artırmayı veya faiz indirmeyi gerektiriyor demek suretiyle çok daha farklı politikalar izleyebilirler. Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası'nın dolar TL üzerindeki baskısını veya son dönemlerde yoğunlaştırmış olduğu short işlemleriyle ilgili olarak yapmış olduğu çalışmaları biliyorsunuz. Bunu ise biraz sonra çok kısa başka bir video ile aktarmaya çalışacağım. Zira çok uzun sürmesini istemiyorum videoların. Bundan rahatsız olan çok kişi var. Gerçi yapabilecek çok fazla bir şeyim yok. Eğer bilgi isteniyorsa biraz fedakarlık, biraz da ne diyelim artık buna, söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Peki arkadaşlar, şimdilik hoşça kalınız diyorum. İyi akşamlar dileklerimle. Zannediyorum yarım saat içerisinde Merkez Bankası pozisyonlarını sizlere aktarmış olacağım. Hoşça kalınız.